Bu tadı yeter mi? Herkese buradan selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir Renault videosuyla karşınızdayım. Bugünkü video konumuz, bugün aracımız, hatta şöyle söyleyeyim, Renault Flash. Rainbow değil, direkt Flash 1.7 arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam 91 mi? Aynen 91 model bir araç. Arkadaşlar aracın sıkıntısı, viraj demiri uç lastikleriyle viraj demirin ortasındaki lastikler değişecek. Kapı fitillerini vesaire hepsini getirttirmiş abi. Onların hepsi değişecek. Ben de bunları size aşama aşama çekmeye gayret göstereceğim. Bu araca motor yapılmıştı yaklaşık bir 6-7 ay önce falan. Komple kranktan itibaren A'dan Z'ye motor yapıldı bu araca. Tabi esnada baskı balata falan her şey yenilendi ama ön takıma girilmedi. Şimdi de aşırı bir ses var. Ben yine size o sesi bir dinletmeye çalışacağım. Sebeplerini vesaire anlatacağım. Elimden geldiğince, videoyu atlayarak da olsa elimden geldiğince çekeceğim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Şimdiden ben çekmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar, sesleri duyuyor musunuz? Takırtı durdurmuyorum ama mesela arabanın gazına yüklendiğim zaman araba şöyle bir devirleniyor ya, direkt kafa sağa sola dalıyor, tutamıyorsun yani. Direksiyonu falan tutmak acayip zor oluyor. Yani bu viraj demiri lastiğinden kaynaklı arkadaşlar. Bu lastik kopmadan önce bu aracı rotayır da yapmışlar. Şu an mesela bak, sağa doğru aldı gidiyor. Hani ben yapmıyorum yani kendini bir. Neyse arkadaşlar, aşama aşama çekeceğim inşallah videoyu size. İşlemi yapmak için öncelikle aracı kirkoya kaldırıp hem lastiğin altına hem arabanın altına güvenlik takozu koyuyorsunuz ki altına girmeniz icap ettiğinde üstünüze düşme riski olmasın. Mesela şimdi ben sol tarafı sökeceğim için direksiyonu sağa çeviriyorum. Pardon, sola çeviriyorum ki kontağımı da açalım. Direksiyonu sola çeviriyorum ki arkadaşlar şu aks içe doğru katlansın. Aks içe doğru katlandığı için buraya lokma girebilsin diye. Bir dakika. Kamerayı düşürdük. Araya lokma girebilsin diye arkadaşlar. Bunun altında da sabitleme şey, altında da karşılığı somunu var. Onu gevşetip şu lastiği değiştireceğiz. Ondan sonra da tekrar aynı işlemi tam tersine geri toplayacağız. Evet arkadaşlar, bu da viraj demiri uç lastiği. Eskisi bu. Referans koptu bir lastik. Şurada orijinal yani. Bu da aynı şekilde orijinal. Şu tırtıklı kısmı yukarıya gelecek şekilde, yani buraya gelecek şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Kelepçeyi yerine oturtup sıkıyorsunuz. Şimdi ben bunu tek başıma çekip arada takamayacağım, o yüzden böyle göstereyim. Evet arkadaşlar, ben şimdi bunun cıvatasını somununu aldım. Kendisi otomatik bu kadar saldı. Şimdi böyle çekip ayırıyorum. Hani bilerek ayırmadım en başta ki size de göstereyim zor olmadığını. Sıra şuradan bir tornavida, levye vesaire bir şey takıyoruz arkadaşlar. Bunu aşağıya çekiyoruz. Çok kısa, bir dakika. Evet, ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama aşağı esnetip kendimize çekiyoruz arkadaşlar. Eski lastik bu. Buraya bir toz beziyle siliyoruz. Çok kötüyse, pastıysa zımparalıyoruz arkadaşlar. Ben bunları daha önceden ufaktan böyle bir greslemiştim. O yüzden daha gerek yok. Şu gördüğünüz kısım, tırtıklı kısım şu içe geçiyor arkadaşlar. Biraz zahmetli ama değiyor, inanın. Değiyor yani uğraştığımızda.
Şimdi şöyle, siz de görün, ben de göreyim. Unutulmayan bir kısmı var. Evet. Tamam, şu an oturmuş. Evet arkadaşlar, buna da demin az önce yaptığımız işlemi yapacağız. Ne diyeceksiniz? Buradan kirikoyu vuracağım arkadaşlar. İnceden. Ha, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Güvenlik takısı koyduğunuz zaman normal aracı kaldırdığınız kirikoyu da burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani illa iki tane kirik olmasına hani olması şart değil. Bende var iki tane. Ben o yüzden gavunu indir kaldır uğraşmıyorum. Altına güvenlik takısı da var. Evet arkadaşlar, ben şimdi şöyle yerini göstereyim. Lastiğin yeri burası arkadaşlar. Bir burada, bir orada. İki tane de uçlar da var arkadaşlar. Uçları da söktüm. Bir o tarafın ucunu sökmedim. Bunların hepsini değiştireceğim. Şu yenisi. Bana küçük gibi geldi de bu dediler. Özellikle bu diye verdiler. Paketinden de o çıktı zaten. Bu da eskisi arkadaşlar. Yani ne hale gelmiş. Tekrardan bir bakacağız arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, ben aracı topladım. Yani video ne kadar iyi ne kadar kötü oldu bilmiyorum. Hepsini montajlarken inceleyeceğim. Fakat bayağı bir zorlandım video çekerken falan. Çünkü tekim, kamerayı sabitleyecek bir aparat yok yanımda. Kamerayı tutacak başka kimse yok vesaire derken bayağı bir uğraştım ama yani en azından o takırtıyı tukurtuyu kestim bayağı bir. En azından dönüşlerde falan kaçırt kucurt vesaire tuhaf tuhaf sesler çıkmıyor şu anda. Ve aracın dengesi de yerine geldi. Bir de bu arabayı o şekilde rotayarı yapmışlar. Rotayarı şu an bozuldu tabii. Otomatikman tekrardan bir rotayarı yapılacak. Şu an mesela tümseklerden falan geçerken tak diye vuruyordu. O vurma sesi falan gitti. Gelen tıkırtılar falan torpidodan geliyor işte. Amortisör takozunu yaylardan falan geliyor. Hani elezonlardan geliyor. Yani anlayacağınız işten bu kadar. Bu videonun bu videoyu part 1 olarak atabilirim belki arkadaşlar. Çünkü daha kapı fitilleri değişecek. Bunları sizinle paylaşacağım. Kapı civataları değişecek. Bunları sizinle paylaşacağım. Bunları da şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Kapı civatalarımız bunlar. Bu ortadaki boşlukların almaya yarıyor yani yüksek. Ya bir ton isim var yani. Herkesin kafasına göre bir şey söylüyor onlar için. Neyse, onlar kapı göbekleri arkadaşlar. Kapı göbeklerini takacağız. Civatalarını da değiştirmiş olacağız bu sayede. Kapılardaki boşluk gitmiş olacak. Ondan sonra kapı fitillerini de yenilediğimiz zaman baya bir işlem güzel sonuç verecek yani. Neyse arkadaşlar, sağlıcakla kalın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Elimden geldiğince videoları atmak için gayret gösteriyorum. Malum mübarek Ramazan ayındayız. İşlerimiz biraz şey geçiyor. Bir de ister istemez bir halsizlik oluyor insanda. İma işma diyelim biz ona. Neyse arkadaşlar, herkese buradan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ